De ben sizinle şimdi paylaşayım. İstanbul'da bildiğiniz gibi meteoroloji uyarılarda da bulunmuştu. Şiddetli fırtına var, yağış var. Bunun neticesinde şöyle deniliyor yapılan açıklamada İstanbul Valiliği tarafından. Önce o son dakika bilgisini paylaşayım. Saat 02.44'te Kağıthane ilçesi Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bir direk devrildi. Direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir açıklaması yapıldı İstanbul Valiliği tarafından. Bu önemli bir bilgi. Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da başsağlığı dileyelim. En nihayetinde İstanbul'daki bu hava muhalefeti, yaşanan fırtına ve sel nedeniyle bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başına direk devrilmesi sonucunda Kağıthane ilçesi Emniyet Evleri Mahallesi'nde yaşanmış bu olay. Bu arada bu basın açıklamasında yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarının yapıldığı bilgisi de paylaşılıyor. Bu da önemli. Çarşambaya bağlayan gece saatlerinde, yani dünden bugüne, salıdan çarşambaya bağlayan gece saatlerinde fırtına ve yağışın etkisini artırdığı bilgisi de paylaşılıyor. Bu noktada önemli bu uyarılar. Eğer mümkünse dışarı çıkmamak bugün için, yarın için iyi olabilir. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da seferlerin şu anda planlandığı şekilde devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. Ama İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş. Boğaz trafiği de iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır bilgisi yapıldı, bilgilendirmesi yapıldı. Bir basın açıklamasıyla İstanbul Valiliği tarafından bu önemli. Biz de birazdan özellikle Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi, bununla ilgili bir yayın yapmayı planlıyoruz. Oradaki son durumu size anlatacağız. Orada bildiğiniz gibi kimyasal var o gemide. Bu tehlikeli olabilir. Bunu da işin uzmanıyla konuşacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu fenomenler üzerinden aslında Türkiye'de tartışılan bu kara para aklama mevzusu. Bir tarafta fakirleşen bir halk, gün geçtikçe her gün, belki de her saat dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Bu arada onu da söyleyeyim, hani ekonomiye buradan yavaşça girdik. Dolar, euro, altın bugün hani en yüksek seviyede, tarihi seviyelerden bahsediyoruz. Bir tarafta hızla fakirleşen bir halk, diğer tarafta da birkaç yıl içerisinde nereden geldiği açıkçası şu anda hani hala bilmediğimiz bir parayla zengin olan bir grup. Çoğunluğunun ortak noktası var işte, bildiğiniz gibi güzellik merkezleri var. Bazı ülkelere seyahat ediyorlar vesaire vesaire. Şimdi o soruşturmalara bir yenisinin daha eklendiğini söylemiştim az önce. Tayyargiller olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz'den bahsediyorum. Savcılık bir soruşturma başlattı. Nedir peki yaşananlar? Son durum nedir? Onu izleyelim, sonra devam edelim. Önce Polatlar, şimdi diğerleri. Abim hediye göndermiş. 600 fenomene gözaltı derinleşiyor. Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Alo Tayyar Bey. Tayyargiller olarak bilinen Tayyar Özlem Öz çifti de tıpkı Dilan Engin Polat çifti gibi sosyal medyadaki şatafatlı hayat paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak çift Dilan Engin Polat'a yönelik operasyon sonrası şatafatlı paylaşımlarını silmiş, daha mütevazı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ancak bu hamle Tayyargilleri radara takılmaktan kurtaramadı. Çift hakkında inceleme başlatıldı. Gazeteci Murat Arel, Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkındaki incelemenin soruşturmaya dönüştüğünü, savcılığın dosyaya erişim engeli koyduğunu duyurdu. Arel, güzellik salonu sahibi fenomenlerin gelirleri üzerinde büyük soru işaretleri olduğunu, soruşturmaların MASAK ve vergi müfettişlerinin radarına girdiğini de belirtti. Emniyetin ayrıca Polatlar davasında yasa dışı bahis iddiaları üzerinde ısrarla durduğunun da altını çizdi. Bir taraftan işte böyle hayatlar, evet soruşturmalar başladı, süreç devam ediyor ama sonunda biz ne duyacağız? Hani bu hızla zenginleşme ve hani bu isimler ön planda olanlar, arka tarafta ne oluyor? Asıl mesele o ya, acaba merak ettiğimiz bütün soruların yanıtlarını alabilecek miyiz? Bir tarafta bunlar yaşanırken diğer taraftan da az önce söylediğim işte hızla fakirleşen de bir halk var. Şimdi açlık, yoksulluk sınırı belli oldu. Türk İş verileri açıkladı. Kasım verilerinden bahsediyorum. Açlık sınırı 14.025 liraya, yoksulluk sınırı da 45.666 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de, yani hayatta kalma maliyeti de 16.000 lira olarak açıklandı. Şu ortamda, İstanbul'da
Özellikle İstanbul'da geçinilmesi mümkün değil yani. Emekliyim. 7500 lira emekli maaşı alıyorum. Açlık sınırı için ne dememi bekliyorsunuz? Bizim maaşların ne durum olacağını nasıl bilebileceğim? Nasıl yaşamamız lazım? Geçim diye bir şey kalmadı. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Ülkede sadece zenginler hayatlarını yaşıyor. Bizlerse sürünüyoruz. Hem açlık hem de yoksulluk büyüyor. Söylenenlerin aksine hane ekonomisi alarm veriyor. Türk İş'in Kasım 2023 verileri de bunu doğruluyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin lira. Yoksulluk sınırı ise 45 bin lirayı geçti. Yani ne söyleyebiliriz? Bu rakamların da gerçek olmadığını biliyoruz zaten. Hepimiz marketlerden alışveriş yapıyoruz. Yani her şey ortada. Tabii ki geçinemiyoruz. Yani geçim olasılığımız yok. Bir yıl önce Kasım ayında 7818 TL olan açlık sınırı bir yıl sonra aynı anda 14025 liraya yükseldi. Yani neredeyse iki kat arttı. İktidar nerede? Hükümet nerede? Muhalefet nerede? Herkes kendi cebini düşünüyor. Herkes kendi koltuğunu düşünüyor. Konuştuğumuz zaman suç oluyor. Kaloriferleri yakmamak için böyle ekstra çaba sarf ediyoruz. Aman kaloriferleri yakmayalım diye. Çünkü korkuyoruz. Ya da bir ihtiyacımız olacak. Yani aman kazağımız eskimesin, aman montumuz eskimesin, onu yamayalım, onu bilmem ne yapalım. Niye? Çünkü yeni bir şey almak için öyle bir gücümüz yok. Fiyatlar sürekli artıp maaşlar yerinde sayınca, yani gelir gideri karşılamayınca tüketici mecburen gıdadan kısıyor. 45 bin TL'yi geçen yoksulluk sınırını ele aldığımızda aile bireylerinden her biri asgari ücretle çalışsa dahi o aile yoksul sayılıyor ki bu hesaplamalar anne, baba ve çocuk üzerinden yapılıyor. Geçinemiyoruz. Gerçekten de yani kiralar en kötü. İstanbul'da 12-13 bin lira. Yani geçinmek çok zor şu an. Asgari ücretle hele geçinmek daha zor. Zaten bir markete gidiyorsun, daha bir poşeti doldurmadan 400-500 lira para gidiyor. Emekliyim ama şu anda yine çalışıyorum. Çalışmak zorundayız yani geçinmek için. Bekar bir çalışanın eline geçmesi gereken aylık da arttı. 18 bin lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı %2,49 artarken, yıllık artış sınırlı düşüşle %80,12 oldu. Ev kiraları, vatandaşın hali, öğrencilerin, gençlerin hali, ev alamayan, araba alamayan, bunları almak hayal olmuş bir gençlik. Bir gencin evlenmek, işte ev almak, yuva kurmak gibi bir hayali kalmadı. Yani şu an ben de Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Gıda ürünlerinde Kasım'da gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre süt, yoğurt ve peynir grubunda. Peynir ve yoğurt fiyatları geçen ayki seviyesini korurken süt %8,5 zamlandı. Kırmızı et fiyatlarının 350 lirayı geçmesiyle beyaz ete talep artınca tavuk ve balığın da fiyatları yükseldi. Geçinebiliyor muyuz? Yaşamaya çalışıyoruz sadece. Evet, sadece yaşamaya çalışıyoruz. Bu izlediğimiz haberin son cümlelerinde aslında biraz bilgi verdik et fiyatlarındaki artışa dair. Şimdi ise sadece bu konuyu ele aldığımız bir haber var. Kuzu et fiyatlarındaki artış bir türlü durdurulamıyor. Peş peşe gelen zamlar sebebiyle artık yurttaş için kasabın yolunu unuttu desek yeridir. Çünkü özellikle kuzu etinin kilo fiyatı 15 günde bölgesine göre en az 45 lira zamlandı.